Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Teşkilatı, İsviçre'de yaşayan Türkleri, Türkiye'nin en genç parlamenteri AK Parti İstanbul Milletvekili Muhammed Bilal Macit'le buluşturdu. Boş verdin siyaseti, yerken yaptı diye. Hayat güzel, güneş güzel, deniz güzel falan böyle konuşuyor. Ya dedim neden? Siyaseten birileri sorumluluk alması kötü bir şey mi? Hele erken yaptı. Gecede başkonsolosumuz Aslı Oral ve eşi Can Oral, din hizmetleri müşaviri Ahmet Akın, eğitim müşaviri Sezai Güler, çok sayıda STK temsilcisi ve gençler de hazır bulundular. Biraz garip geliyor yani. Mesela Libya'da bir olay oluyor. Bir önceki gün... Kendi deneyimlerinden örnekler veren Muhammed Bilal Macit, katılımcıların siyaset ve gündemle ilgili sorularını da cevaplandırdı. Amerika'da seçimler bitiyor. Obama'nın konuşmasını dinliyorum. Aynı gecede İletişim ve Empati Enstitüsü Başkanı Burak Yılmaz da sahne aldı. Kendini inanılmaz ne zannederdi? Önemli oldu. Ya bu küçük temsil makamı bile insanı inanılmaz derecede yüreklendirirken, ya farkında mıyız ne büyük bir vekillik makamımız Türkiye'de ve Avrupa'da verdiği seminerler, eğitimler ve konferanslarla adından söz ettirmiş Empati ve İletişim Enstitüsü Başkanı Burak Yılmaz, akıllarda ve yüreklerde güzel izler bıraktı. Sen milletin vekili olmak için 180 bin takla atıyorsun, atanlar için söylüyorum. Peki sen doğduğundan itibaren nerenin vekilisin be kardeşim, farkında mısın? Son derece eğlenceli ve oldukça düşündürücü olan Yılmaz'ın programı izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Şubesi'ndeki arkadaşlarıma da beni davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Uzun zamandır davet ediyorlardı. Gelmek bugüne nasip oldu. Salon ağzına kadar doluydu. Ve güzel olan taraflardan bir tanesi de buraya gelen dinleyicilerin sunum sonrasında aktif bir şekilde katılıyor olmasıydı. Hikayeler aslında ortak. Yani burada salonda bulunan insanlar, çocukları ve torunları buraya daha iyi bir hayat yaşayabilmek için geliyorlar. Büyük bir kısmı da burada kalmışlar. Kimleri dönüyor? Tabii aradaki bağ hiçbir zaman kopmamış. Yani sorduklarında her zaman memleketleri Türkiye. Biz orada yaşanan gelişmeler hakkında geldik burada, onun izlenimlerimizi aktardık. Başımızdan geçen komik hikayelerimizi aktardık. Ve aynı şekilde buradaki vatandaşlarımızın ülkeden, bizlerden neler beklediğini duymuş olduk. O yüzden bizim için çok iyi oldu diyebilirim. İnsanlar Türk ve İslam bayrağını taşımak için muazzam bir çaba gösterip harika bir birliktelik oluşturmuşlar burada. Şimdi de bilinçlenen bir örgüt olup burada bu sancağı dalgalandırmak için muhteşem adımlar atıyorlar. Ben de verdiğim yüzlerce konferans içinde en değerlilerinden, en güzellerinden birini bu akşam onlarla beraber yaşadım. Dolayısıyla kıyasladığımda hakikaten davasına, buradaki hayatına, ülkesine çok sahip çıkan muazzam bir topluluk olduğunu gördüm. Özellikle Burak Yılmaz ile birlikte iletişimin dört şeritli yolu ve mutluluğun formülü adlı konferansı gerçekleştirdik. Buradaki gayemiz özellikle teşkilatımızdaki yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımızın bu konulara ihtiyacı vardı. Bir nevi bunları gidermek istedik. Bunun yanında birlikte İleride birçok projeye imza atacağımız, birlikte çalışacağımız sivil toplum kuruluşlarına da davet ederek bunların da bu konuda faydalanmasını istedik. Bir diğer tarafta da yine OET'de yönetimi, yine yeni yönetimin akabinde genç bir kadroyla çıktı ve Gençlik ve Siyaset adlı konferansa da Türkiye'nin en genç milletvekili Bilal Macit'i buraya davet ettik. Kendisi yine bu akşam çok güzel bir sunumla beraber gençliğe ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza hitap etti. Bence çok yararlı, çok güzel, çok bereketli bir akşamdı. Bundan sonraki programlarımızda en az bunlar kadar bereketli, keyifli olacağını ümit ediyorum.